Çok güzelsin, gitme dur. Mutluluk nedir? Mutsuzluk nedir? Bu soruların yanıtları adamına, yaşına, çevresine, coğrafi bölgesine, yerine, zamanına, hatta gününe, saatine göre değişebiliyor. Playboy Acılan Bey Avrupa'ya çıkış kısıtlandığından beri kendini dünyanın en mutsuz insanlarından biri sayabilir. Jet Sosyetesi'nden Aylin Hanım, Pierre Cardin'e yaptırdığı yeni tuvaletinin bir eşini, arkadaşı Fisco görünce, kahrından kendi kendini yiyebilir. Hiç gülmeyin, mutluluğun, mutsuzluğun göreceliği, mantık ölçülerine vurulamaz. Bu iki yaratık, bir bakıma, belki de borç harç içinde beş nüfuslu ailesini geçindirmeye uğraşan, Tanrı'nın günü beklediği kuyruklarda sıra kendine yaklaşınca sevinen dar gelirli Sururi Bey'den daha da mutsuzdurlar. Çünkü birincilerin yaşam çizgisinde beklenmedik bir aksilik olmuştur. Oysa Beriki zaten kanıksadığı cefakar bir yaşamı kabullenmiş, sürdürüp götürmektedir. Mutluluk insan olduğu için muhakkak ki bir gereksinmedir sade psikolojik değil fizyolojik olarak da bir gereksinme. Sağlığı için arada bir sevinmesi, umutlanması gerekir. Bunun için herkes kendi dünyasına, yaratılışına göre bazı mutluluk tutamakları arar, bulur. Bulamadığı ya da bulup elinden kaçırdığı olunca kendini mutsuz sayar. Kimi maçta numaralı tribünün en önünde yer bulunca dünyalar onun olur kimi türk parası düşmeden akıl edip 10 liradan mark satın aldığı için aklıyla övünüp sevinir kiminin başbakanlığını kiminin de terliğinin tekini kaybettiği için hayatı kararır kimi mutluluğu attığı golde aldığı primde kırdığı rekorda bulur kimi verdiği konserle aldığı alkışla mutlu olur kimi için mutlu olmak sağlıklı olmakla başlar kimi bunun da üstüne Bol para ister, şan şeref ister. Kimi nispetçidir, mutluluğunun derecesini ille dostların haset dolu bakışlarında ölçmeden edemez. Kimi de hain yaratılışlıdır, ille birini mutsuz etmeden mutluluğa varamaz. Herkesin gönlünde bir aslan yattığı gibi, yine herkesin kafasında olmayı kuruntuladığı bir kişilik vardır. Belli örneklere özenir insan. Bunlara yaklaştığını sandığı zaman mutlu, ondan uzaklaştığı zaman da mutsuz olur. Ben biriyim diye önce kendini sonra da çevresini kandırmak zorunluluğunu duyar. Kendini kandırmasa bile çevresini kandırmaya çalışır. Hasılı herkesin kendine özgü bir mutluluk kavramı vardır. Sizce mutluluk nedir diye soran bir anketi 15 yıl önce şöyle yanıtlamışım. Mutluluk insanın içini ısıtan, ışıklandıran bir şeydir. İyi ki yaşıyorum dedirten bir şeydir. Kanının iyi dolaştığını, kalbinin gümbür gümbür attığını, yoğun olarak yaşadığını hissettiren şeydir. Mesela bir Temmuz öğlesi dalgalanan başak tarlaları, yağmurdan sonra taze çimenlerin kokusu, üstünde çiğ damlasıyla sabaha bakan bir gonca mutluluk destek kokan bir bardak sudur. Bir kadının güneşten yanmış kolunun üstündeki altın sarısı ayva tüyleri. Sonra gök kubbe, yıldızlar, sahilin hışırtısı, bir çocuğun sevinci, bir yaşlının gülüşü. Mutluluk mesela özgürlüktür. Özlü bir şey okuyup yüce insanlarla bir ortaklık kurmaktır. Mesela gelişmektir, oluşmaktır, sevişmektir. Ağır ağır bir dağa tırmanıp yükseldikçe bir vakitler bir şey sanılmış tepeciklerin ardındaki boşluğu fark etmektir. Daha ne diyeyim, mutluluk gecenin ucundaki ilk maviliği bir vapur güvertesinden seyretmektir. Mutluluk bah dinleyebilmektir. Belki aynı soru bana bugün yöneltilse yanıtım aynı olmayacaktı. O çağımda mutlu olmak için demek bazı gerekçeler gerekliymiş. Çamurlu bir yolda taştan taşa atlayarak giden bir yolcu gibi böyle mutluluk adacıklarına bel bağlarmışım. Şimdi artık olgun yaşta, yol oldukça kısalınca insan bulduğunla yetinmek, mihneti kendine zevk edinmek, her şeyden iyi kötü bir mutluluk ya da mutluluk erzatsı çıkarmak hünerine yaklaşıyor. Ve anlıyor ki mutlu olmak, mutluluğa elverişli ruhsal bir durum sahibi olmaktan başka bir şey değildir. Bu eğilim istenince edinilebilir. Bu eğilimi bir kere yerleştirince her şeyin bir mutlu yanını mıknatıs gibi bulur çıkarırsınız bu çeşit bir mutluluğa açık ruhsal durum benimsenince mutluluk sürekli olur. Belki iddialı değil, alçak gönüllü her fırsat bile böyle bir zeminde hemen yeşerir. Aslında en arı mutluluk, hiçbir dış neden yokken duyulan mutluluktur. Böyle bir mutluluk, insanın hücrelerine sinen güftesiz bir şarkıya benzer. Ama yine de eksiktir. Televizyonda gördüğümüz kung fu figürü, uzak doğu bilgeliğinin ürünü, böyle alçak gönüllü ama sürekli bir dengenin örneğidir. Bir lokma bir hırkayla yetinen, bağıntısız, bağlantısız, tek başına yaşayan, durmadan yer değiştiren, çeşitli insanlara sevecen gözlerle bakan, düşmanlarına ve kötü kişilere kin tutmadan karşı koyan onlarla kan dökmeden savaşan sonra da iyiliğine karşılık beklemeden başka bir köye başka bir çevreye doğru uzaklaşan bir ermiş ne var ki kung fu'nun hocasından öğrenip benimsediği bu bireysel mutluluk ne kadar yüce ne kadar zor edinilmiş olursa olsun yine de eksiktir Amerika'nın hoyrat tüketim toplumunda elbet yüzyılların imbiğinden geçmiş bu uzak doğu bilgeliği figürünün çarpıcı ve düşündürücü bir niteliği vardır. Elbet kafa ve vücut yeteneklerinin tam bir uyum içinde birleştiği bu genç ermiş, yepyeni çeşnide bir jön tipi yaratmaktadır. Ama onun bireysel mutluluğu da her bireysel şey gibi biraz lükstür alçak gönüllülüğüne, sevecenliğine karşın yine de içe dönük ve bencildir. Mutluluk önerileri içinde galiba en iyi reçeteyi yazan Göte olmuş. Hep bilirsiniz Mephisto ile bahse tutuşan Faust, şeytanın bütün tuzaklarına karşı koymayı bilmiştir sırasıyla bilimin, şehvetin, güzelliğin, egemenliğin verebileceği zevkleri ölçüsüz bir şekilde tatmış ama hiçbirine çok güzelsin gitme dur dememekte direnmiş olan faust yaşamının sonunda oluşmasının son doruğunda insan sevgisinde karar kılmıştır bireysel mutlulukların hepsine sırt çevirebilmesine karşın Öz verici mutluluk karşısında kendini tatmin eden biricik mutluluğu bulup çok güzelsin gitme dur diye haykırmaktan kendini alamamıştır. Söz konusu an bir bataklığın kurutulmasına böylece milyonlarca insana sağlıkları için hür ve faal yaşamları için yeni alanlar kazandırma işine öneayak olduğu andır. Kendini topluma adadığı ve bunun için somut bir eyleme geçtiği andır. Faust'un örneğine kulak ve gönül verelim. Hele geri kalmış bir ülkede o kadar çok kurutulacak bataklık var ki, böyle bir ülkede Playboy Ajlan Bey'in jet sosyetesinden Aylin Hanım'ın mutluluk müsveddileri ve hatta Kung Fu'nun bilgesel de olsa bireysel mutlulukları özenilecek örnekler olamaz. Çok güzelsin gitme dur lafını kardeşçe bir çabanın temel harcına katmak hem çok güzel hem de zordur. Marifet Zoru seçmek, yoksa her önüne çıkana çok güzelsin gitme dur demek değil. Haldun Taner 5 Mart 1978